Trabi Yatırım'dan herkese merhaba. Dün Amerika piyasalarında FOMC toplantı tutanaklarının beklenenden daha şahin bir tablo ortaya koymasıyla beraber biraz daha doların kuvvetlendiği senaryoları görmeye başladık. Nitekim dolar endeksi 104 seviyesi üzerine tutunmaya devam ediyor. Bunun etkisiyle beraber de Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler daha önceki videolarda bahsettiğimiz üzere ön planda kalmayı sürdürüyor. Bugün Amerika'da açıklanacak olan ekonomik büyüme rakamı, yarın da Amerika'da açıklanacak olan PCE çekirdek enflasyon rakamları bu noktada önemli olacak. Eğer veriler geçtiğimiz dönemde açıklanan ekonomik datalarda olduğu gibi ABD ekonomisinin faiz artışına rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirse dolar endeksinde eğer 104.68-104.70 bölgeleri direnç olarak çalıştı. Buranın üzerine geçilmesiyle beraber bir sonraki direnç bölgesi olan 105.60'lara doğru kuvvetlenme sürebilir. ABD 10 yıl tahvil faizlerinde de yeni bir zirve yaşanmış durumda geçtiğimiz yıldan sonra %3.92 bölgesinde üzerine test edilmiş oldu. Eğer bugünkü verilerde baktığımız zaman fiyat endeksinde ve özellikle ekonomik büyüme rakamında beklentilerin üzerinde bir performans ortaya çıkarsa yani 2.9'un üzerinde 3'leri de geçen bir ekonomik büyüme açıklanırsa o takdirde ekonomideki toparlanma Fed'in faiz artırma ihtimallerini de daha canlandırabilir. Yarın ise özellikle Amerika tarafında açıklanacak olan PCE çekirdek enflasyon rakamları bu noktada önemli olacak ki beklenti geçtiğimiz ay 0.3 açıklanmıştı. Bu ay 0.4 puanlık bir artış olabileceğini gösteriyor. Euro dolar için tabii hem Avrupa Birliği Merkez Bankası hem de Fed'e dair beklentiler fiyatlar üzerinde baskı yaratma ihtimali yüksek olan ekonomik gelişmeler. Bu kapsamda ECB için de bugün Euro bölgesinde açıklanacak olan enflasyon rakamı oldukça önemli olacak. Dün özellikle Almanya'da açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımız zaman Almanya'da beklentilerin üzerinde artan bir enflasyon rakamı gördük. Özellikle bu noktada Almanya içerisindeki enflasyon %8.1'den 8.7'ye yükseldi ve aylık artışta %1'e ulaşmış durumda. Avrupa Birliği uyumlu olan veride baktığımız zaman orada da 9.6'dan 9.2'ye gerileyen bir enflasyon olsa da hala 9 seviyesinin üzerinde Almanya'da enflasyon olması özellikle bu noktada en gelişmiş ülke olan Almanya'da Avrupa Birliği içerisinde enflasyonun canlı kalmaya devam ettiğini ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda faiz artışlarını sürdürebileceğine işaret ediyor. Bugün açıklanacak veriye dair beklentiler de aylık bazda 0.2 puanlık bir düşüş olması yönünde. Ama eğer pozitif veri gelirse bu da Euro için olumlu bir fiyat hareketi meydana getirebilir. Veri öncesinde Euro dolar paritesine teknik olarak bakacak olursak önceki analizlerde bahsetmiş olduğumuz gibi 50 günlük hareketli ortalama 1.0670 seviyesinden geçiyordu. Bu bölgenin kırılması hem yükseliş trendinin kırılması hem de Fibonacci 38.2'lik 1.07 desteğinin aşağısına geçilmesiyle beraber bir alt destek olan Fibo 50 seviyesi 1.0595 seviyesine kadar Euro dolar paritesi geri çekildi. Bugünkü rakamlarda eğer hem Fed'e dair beklentiler şahinleşirse hem de Euro bölgesindeki enflasyonun beklenenden yavaş olduğunu görürsek daha düşük bir rakam geldiğini görürsek o zaman 1.06 seviyesinin aşağısından geçilmesiyle beraber Euro dolar paritesinde 61.8 düzeltme seviyesi olan 1.0495 1.05 bandına doğru satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. Bu noktada özellikle yarınki Amerika PCE rakamı da ön planda kalacak. Ama eğer enflasyon Euro bölgesinde pozitif bir rakam açıklanırsa beklentilerin ötesinde o zaman ABD seansına kadar Euro dolar paritesinde tekrar 1.0670 seviyeleri test edilebilir. Bu bölge daha önce önemli bahsetmiş olduğumuz destek bölgesiydi. Şu an için yine 50 günlük ortalamanın geçtiği bir direnç seviyesi haline gelmiş durumda. O yüzden bu seviyenin üzerine geçilmediği müddetçe Euro dolar paritesinde de önümüzdeki süreçte aşağı yönlü hareketler ön planda kalabilir gibi gözüküyor. Ve PCE'ye baktığımız zaman PCE tarafında da eğer enflasyon Cuma günü yüksek gelirse orada da Euro dolar paritesi 1.05 bölgesine doğru hareketini destekleyecektir. Gelişmelerin devamıyla Trabi YouTube kanalında görüşmek üzere.